Arkadaşlar, örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle saç bandı öreceğiz. Örmesi gayet kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de güzel bir çalışma. Hem çok çabuk bitip, çok çabuk da zevkli zevkli örülebilecek güzel bir model. Zincir ve trabzanlarımızdan oluşmakta. Bu şekilde ardı ardına kalplerimizi örerek bandımızı tamamlıyoruz. Burası arkadan görünümü, diğer tarafı ise önden görünümü. Şu şekilde zincirler çekerek bağlamalı bir saç bandı ördük. Dilerseniz şu kadar zincirimizi çekip her iki taraf karşılıklı lastikle de kapatıp bağlayabilirsiniz ama ben böyle serbest çalışmayı daha uygun gördüm. Evet, bu güzel çalışmamızı hemen sizlerle başlatalım. Kolay gelsin. Batik bir ip aldım. 2,5 numaralı da tığım aldım. Sizler her türlü iplerle çalışabilirsiniz. Küçük bir parça ip yeterli olacaktır. İlk önce düğümümü atarak başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi üzerine çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci zincir içerisine giriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 yukarıdan saydığımızda şöyle dördüncü zincire geldim. Bir defa başını dolamıştım. Hepsini birer birer alıyorum. Bir, şöyle de biraz uzatarak alıyorum. İki ve üç. Üç tane aldım. Bir zincirle burayı kapatıyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına girerek batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum ikili trabzan örüyorum iki defa da çekiyorum bir ve iki şimdi devam başına iki defa dolayıp beş tane üç defa da çektiğimiz trabzanımızı örüyorum bakın iki doladım 1 2 Başlıyorum 1 2 3 birinciyi ördüm 2 doluyorum ikinciyi örüyorum şimdi üçüncüyü örüyorum dördüncü için doladım ve beşinciyi örüyorum bir yarısındayız şu anda bakınız beş tane iki defa dolayarak ördüğümüz trabzanımızı örüp tamamladım 1 2 3 4 ve 5 Tığımın başını doluyorum. Yine aynı bu bölüm için bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki mail veriyoruz kalbimizin ucuna. İkili trabzanımdan sonra iki tane başını bir defa dolayıp tek seferde çekeceğim trabzanlarımı örüyorum. Başını bir doladım, tek çektim. Birinci ördüm. İkinci kez başını bir defa doluyorum, batıyorum, Tek seferde kapatıyorum kalbimizin uç kısmı. Şimdi bir defa doluyorum. Tam ortası burası. İkili trabzan şeklinde örüyorum. Bir ve iki. Şimdi şu kısımda aynı yöntemini yapıyoruz. Yani aynısını buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi birebir bu tarafa geçiriyoruz karşılıklı olarak. İkili trabzanımızın öncesinde bakınız iki defa başını tek doladığımız bölüm vardı. Bunu örüyorum. Diğer tarafa başlarken. Bir tek doladım ve tek seferde çektim ve bir tane ikili trabzanımız vardı. İkili trabzanımı örüyorum ve sonrasında 5 defa iki dolayarak ördüm trabzanlarımız sırasıyla örüyorum. Birinciyi ördüm, ikinciyi örüyorum, ikişer ikişer alıyorum, üçüncüyü örüyorum. Dördüncü, tığım şöyle, beşinciyi örüyorum. Beş tane, bakın kalbimiz belirli oldu. Şimdi tığımın başını bir defa dolayıp ikili trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir defa dolayıp tek seferde çekip kapatıyorum ve ilk kalbimi bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi ikinci kalbim için yeniden işleme başlayacağım. Bunun için şuradaki gördüğüm bölüme giriyorum. Bakınız hemen şu aralığa ilmeğimi geçirip bağlıyorum. Ve üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Şöyle yaptıktan sonra görelim. Tekrar bir defa tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum bu kez. Bakınız çıktığımız yere. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Yeni yuvamı bu şekilde kurdum. Üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Şu yan tarafı örmeye başlıyorum. Öncesinde bir defa zincirimizden sonra başını dolayıp tek seferde çektiğim tırabzanımı örüyorum. Sonrasında bir defa dolayıp iki defa da ördüm. trabzanım 1 2 iki. ve ikişer dolayıp 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1.'yi ördüm. 2 doladım. 2. trabzanımı örüyorum. 2 iki doluyorum. 1 2 3 defa da aldım. 3. tırabzanım. 2 3 3 trabzanım 1 2 3 4 olmuş ve son 5 trabzanımı örüyorum 5 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 4 ve 5 şimdi tığımın başını dolayarak bir tane ikili trabzanım örüyorum 1 2 2 tane başını tek seferde doladığım trabzanım var ve tek seferde şöyle çekiyorum yine tek seferde giriyorum başını bir defa doladım alıyorum bir defa tığımın başını dolayıp ikili trabzanımı örüyorum bir ve iki bu yarıyı da bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi diğer tarafa geçiyorum başını doluyorum diğer tarafa geçerken bir defa dolayıp tek seferde kapatıyorum Yeniden doladım. Tek seferde kapadım. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ardından beş tane iki dolayıp ördüm. Trabzanlarımızı başlatıyorum. İki doladım. Bir, iki, üç. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. 2 doladım. 3. örmekteyim. 4. örmekteyim. 5. ve son ikiliyi örmekteyim. Bir tane ikili trabzanım. 5 bittikten sonra ve başına tek seferde dolayıp Tek seferde aldığım trabzanı ve başlangıçtaki bir zincirin olduğu yere bağlanıyorum. Zincirimi yeniden çekerek üstteki kalbimi oluşturmaya başlıyorum. Üst üste bu şekilde kalplerimizi oluşturacağız. Gayet kolay bakınız. Hemen bir defa daha hatırlayalım. 1, 2, 3, 4. Bir defa. Hemen yine aynı yere batıyorum. Şöyle uzunca alıyorum bir zincirimi çekiyorum başını bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum bir defa doluyorum ikili trabzanımı örüyorum iki defa doluyorum beş tane trabzanımı örüyorum birinciyi ördüm ikinci üçüncü dördüncü 5. ve sonuncu trabzanımı da tamamladıktan sonra bir tane ikili trabzanım. Bu sıralamayı yazarsanız karıştıracak gibi olursanız bir defa yazdığınızda unutmayacağız. İkili trabzan ördükten sonra iki defa başını dolayıp tek seferde çektiğim trabzanım birinciyi ördüm. ikinciyi de örüyorum. Bu ilk yarıda gerçekleşiyor. Tam ortada ise bir defa başını dolayıp İki defa da çektiğim trabzanı bir ve iki şimdi diğer tarafa geçiyorum İki defa başına bir defa dolayıp aldığım trabzanımı yan yana örüyorum tekrar yükselişe geçiyorum bir tane ikili trabzan ve beş tane başına iki defa doladığım trabzanımı alarak kalbimi tekrar yükseltiyorum ikinciyi ördüm üçüncü dördüncü ve beşinci beş tane kalbimi yani şu şekilde trabzanlarımı ördüm tığımın başını doladım beş trabzandan sonra bir tane ikili trabzanım başını doluyorum tek seferde çektiğim trabzanı ve şuradaki zincirime giriyorum. 1, 2, 3, 4 yeni kalbimiz için yuvamızı başlatıyoruz ve bu şekilde istediğimiz baş ölçüsü olana kadar örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Saç bandımızı ben örerek devam ettim minik minik kalpleri arka arkaya dizdik ipimiz de şöyle batik ip olduğu için rengarenk bir e, görünüm kazandı şöyle görelim bakınız gayet güzel arkadan da baktığımızda şu şekilde şimdi ben bu uçtan zincir çekeceğim bağlamak için şöyle hemen geçiyorum dilerseniz zinciri bağlayabilirsiniz. Dilerseniz böyle az bir zincir çekip lastikte çalışabilirsiniz. Ben şöyle uzunca zincir yapmak istiyorum. Zaten bandımız epeyce bir büyük. Evet ipimi buradan kesiyorum. Yeterli. Şimdi başlangıç yönüne de bakın şöyle uzattım. Diğer tarafa da bir tane zincirimi çekiyorum. Başlangıcı 20'nin bulunduğu noktaya şuraya alttan giriyorum. Ve başlıyorum. Sıkıştırdıktan sonra diğer tarafla hemen hemen aynı eşitlikte zincirimi çekerek saç bandımı tamamlıyorum. Yeterli. İpimizi keselim. Fazla iplerimizi iç kısma şöyle gizleyelim. İplerimiz kötü görüntü yapması. Her türlü iple çalışabilirsiniz. Kalp sayısı da önemli değil. Baş ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz ama ben kaç tane yaptım bakalım. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane kalbimi yaptım. Şuradaki uzatmış olduğum ipimi de sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde güzelce sıkıştırıyorum. ve bandımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet her yaşa, her baş ölçüsüne uyacak çok hoş, güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.